Baş parmak çıkıntısının belirtilerine baktığınızda aslında çok tipik bazı şeyler görüyoruz. Hastalar bize genellikle giydikleri ayakkabılarla beraber önler daraldıkça, ayakkabının önündeki mesafe daraldıkça ayak baş parmağındaki çıkıntının rahatsızlığıyla geliyorlar. Annede ya da anneannede bu problemin olması özellikle kız çocuklarında bu problemin ortaya çıkışını çok net bir şekilde hızlandırıyor. Baş parmak çıkıntısında hastalar bize başvurduğunda yapılan ameliyatı hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Bugün biliyoruz ki baş parmak çıkıntısı gelişmiş olan bir deformitedir ve bir kemiksel deformitedir. O yüzden egzersizle bir kemik deformitenin düzelmesi ne yazık ki mümkün değildir. Herkese merhaba. Ben Doktor Selim Murabi, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Biliyorsunuz ortopedi ve travmatolojinin içerisinde en çok ayak hastalıklarıyla ilgileniyorum. Bugün size bu konuların içerisinde çok fazla soru almış olduğumuz hallux valgus probleminden bahsedeceğim. Nasıl tedavi ediyoruz, ne zaman ameliyat ediyoruz, nasıl çözümler öneriyoruz? Hallux valgus yani baş parmak çıkıntısı problemi Türk toplumunda kadınların yaklaşık 1/3'ünde görülen bir rahatsızlıktır. Hallux valgusu baş parmak çıkıntısını kadınlarda genellikle bir genetik altyapı sonucunda görüyoruz. Genellikle ailevi olarak geçiş gösteren bir rahatsızlık. Bununla beraber özellikle kadınlarda görülmesinin en sık sebeplerinden bir tanesi bayan ayakkabılarının sıkça kullanımda olması. Ayakkabıların önlerinin dar olması ve sivri uçlu ayakkabıların giyilmesi hallux valgus baş parmak çıkıntısı probleminin tetiklenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Ayrıca diyabet problemlerinin olması, romatizmal hastalıklar, kişinin kilo problemlerinin olması gibi bazı sorunlarda hallux valgus baş parmak çıkıntısının tetiklenmesinde rol oynuyor. Kişilerin düz taban ya da yüksek kavisli olması da hallux valgusta baş parmak çıkıntısında tetikleyici faktörler arasında yer alıyor. Baş parmak çıkıntısının belirtilerine baktığınızda aslında çok tipik bazı şeyler görüyoruz. Hastalar bize genellikle giydikleri ayakkabılarla beraber önler daraldıkça, ayakkabının önündeki mesafe daraldıkça ayak baş parmağındaki çıkıntının rahatsızlığıyla geliyorlar. Bu bölgede ortaya çıkan kızarıklık, ayakkabı giyimi sonrasında baş parmak hareketinde kısıtlılık tipik şikayetler arasında. Hastalık ilerledikçe hastanın birinci parmağı dışında küçük parmaklarında da çeşitli problemler ortaya çıkıyor. Parmakların birbirinin üzerine binmesi ya da çekiç parmak olarak adlandırdığımız parmakların katlanması sorunları da baş parmak çıkıntısıyla beraber görülen en sık sorunlardan bir tanesi. Ayrıca bu hastalarda zaman içerisinde 3. ve 4. parmaklarda ortaya çıkan uyuşma problemlerinde akla sinir sıkışmalarının gelmesi gerekiyor. Baş parmak çıkıntısı probleminde en büyük sıkıntılar ayakkabı giyiminden sonra baş parmağın kızarması, diğer parmaklarda deformite gelişmesi ve sinir sıkışması sorunlarıdır. Baş parmak çıkıntısının tedavisinde neler yapıyoruz sorusu oldukça önemli bir soru. Çünkü bu konuda birçok yanlış bilgi var. Özellikle şunun altını çizmekte fayda var. Piyasada satılmakta olan birçok baş parmağı yerine oturtturduğu iddia edilen separatörler ve cihazlar var. Bu cihazların hiçbirisinin baş parmak çıkıntısını düzeltmek ya da tedavi etmek gibi bir yeteneğin olmadığının altını kalınca çizilmesi gerekir. Hastalarda bu tip separatörlerin ya da aletlerin gece atellerinin kullanılmasının tek amacı ağrılı baş parmağın şikayetinin ortadan kaldırılmasıdır. Baş parmakta bu cihazlar kullanıldığında ya da bu ateller kullanıldığında baş parmak deformitesinin düzelmesi mümkün değildir. Hastalarda ilk etapta erken evre dönemlerde ayakkabıların önlerinin genişletilmesi, hastaların önü geniş ayakkabı giyimiyle beraber daha konforlu altı kalın ayakkabılarla baş parmağın yükten kurtararak yürümeleri tedavinin ilk aşamasını oluşturur. Baş parmak çıkıntısında hastalık ilerlediği zaman yani hastalıkla beraber kişinin ayakkabı giyme konforu ortadan kalkmaya başladığı zaman cerrahi tedavi tartışmasına başlıyoruz. Baş parmakta hastanın bize başvurduğunda ağrısı yoksa cerrahinin yapılmaması en önemli parametrelerden bir tanesi. Neden? Çünkü ağrısız parmaklarda eklem hala görevini yerine getirebiliyor demektir. Eklem normal çalışıyorsa dışarıdaki görüntünün hiçbir önemi yoktur. Hastanın parmak ekleminin hareketliliği ve normal fonksiyonu sürdüğü sürece hastada cerrahi tedavi planlanmayacaktır. Hastanın ağrısı başladığında artık eklem bozulmaya başlıyor işareti gelmiştir.
eklem bozulmaya başladığında ameliyatla ilgili planlamanın en kısa zamanda yapılması ve eklemin en az zarar gördüğü seviyede işlemlerin yapılması en doğru karar olacaktır. Başparmak çıkıntısında hastalar bize başvurduğunda yapılan ameliyatı hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Hastanın yaşı, altta yatan başka bir rahatsızlığın olup olmaması, hastanın özel bir durumunun olup olması, romatizma problemi ya da diyabet probleminin olup olması gibi sorunlar hastayla ilgili ameliyatın şekline karar verirken çok önem taşımaktadır. Hastalarda cerrahi tedavi kararı verdiğimizde hastalarımızla beraber yapmış olduğumuz planlamada ön planda bazı şeyleri tartışıyoruz. Hastanın yaşına göre hangi ameliyatın doğru olup olmadığı, hastanın ayak yapısında kaç derecelik bir deformitenin olup olmadığı ve hastanın romatizmal rahatsızlığının olup olmadığı en önemli tartışılması gereken noktalar. Hastalarda bu üç parametre yapılacak ameliyatın şeklini belirleyecek en önemli parametre. Burada önemli olan nokta nedir? Yapılacak ameliyattan sonra hastalarda çok ciddi ameliyat sonrası takip değişiklikleri var. Hasta bir romatizmal hastaysa, romatizmal hastalığa bağlı yapılan ameliyatlar sonrasında hastaların yaklaşık olarak 6 hafta civarında üzerine basmadıkları bir süreçten geçmeleri gerekiyor. O yüzden bu hastaları zaman zaman tartışırken tek ve çift taraflı yapma konusunda genellikle tek taraflı yapmayı tercih etmek gibi bir olasılık gündeme geliyor. Ama normal hallux valgus, yani baş parmak çıkıntısı olup başka altta yatan bir rahatsızlığı olmayan basit bir hallux valgus cerrahisi yapacaksanız tam tersi bu hastaları hemen ayağa kaldırmanız gerekiyor. O yüzden ameliyat öncesinde hastalarla beraber bu üç konunun çok iyi tartışılması ve hastalara hangi ameliyatın yapılacağı ve ameliyattan sonra kendilerini nasıl bir sürecin beklediğinin çok iyi tarif edilmesi gerekiyor. Hallux valgus cerrahisinde, baş parmak çıkıntısı cerrahisinde ameliyatın tekniğinin en önemli özelliği ameliyat sonrasındaki hayat kalitesinin nasıl olacağıyla alakalı. O yüzden doktorunuzla bunu tartışırken muhakkak hangi ameliyatta karşı karşıya kalacağınızın çok iyi öğrenilmesi gerekiyor. Hallux valgus cerrahisinde hastaları hazırlarken bazı konuların altını çizmeyi çok seviyoruz. Bunlardan en önemlisi şu, bize çok sık sorulan sorulardan bir tanesi, bu ameliyattan sonra çok mu ağrılı bir süreçten geçileceği. Biliyoruz ki teknik ilaçlar, teknoloji ilerledikçe sadece ortopedide değil, anestezide de bazı ilerlemeler oldu. Anestezi branşındaki ilerlemeler sayesinde baş parmak çıkıntısı ameliyatı öncesinde hastalarımıza ayak bileği bloku olarak adlandırdığımız bir işlem yapıyoruz. Anestezist arkadaşlar tarafından yapılan bu işlemde hastanın ameliyatı başlamadan önce ayağın en önemli sinirinin üzerine bir lokal anestezik madde uygulaması yapılıyor. Bu uygulama sayesinde hastalarımızın ameliyat sonrası ağrılarını hissetmeleri 48 saat için engellenmiş oluyor. Bu uygulama sayesinde ayağa kalkmasına izin verdiğimiz hastalarda yürüme çok kolay bir şekilde sağlanmış oluyor. Yere basmasına izin vermediğimiz hastaların ise evdeki dinlenme konforları son derece rahat bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. O yüzden ameliyattan önce tartışılması ve öğrenilmesi gereken birinci konu hastanın bir ayak bileği blokuyla ağrısının ortadan kaldırılmasının sağlanmasıdır. İkinci önemli konu hastanede kaç gün kalınacağıdır. Bu ameliyatlardan sonra genellikle hastalarda 2 ya da 3 gece hastanede tutuyoruz. Bunu tutma amacımız nedir? Bir, hastalarımızın ameliyattan sonraki süreç içerisinde anestezi etkilerinin ortadan kalkması. İki, yere basmasına müsaade ettiğimiz hastaların hastane içerisinde eğitimlerini vererek evde nasıl yürüyeceklerini ve evdeki işlerini nasıl gerçekleştireceklerini öğretmemizden geçiyor. Bu sürecin ana teması eve gidilirken evdeki yaşam şartlarının hastanede tamamıyla öğrenilmiş olarak eve çıkılmasıdır. Hallux valgus'ta baş parmak çıkıntısında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi hastaların ameliyat sonrası ne zaman normal yaşantılarına döneceğidir. Hastalarımızda genellikle 6 hafta sonra yapılan ameliyat tipine bağlı olmakla beraber ama ortalama 6 hafta sonra hastaların araba kullanmalarına, spor hayatlarına geri dönmelerine, günlük yaşantılarına geri dönmelerine müsaade ediyoruz. Bu geçişi yavaş yavaş yapıyoruz. Hastalarımızla hep şunu tartışıyoruz. 6. haftada başlayan bu izin verme süreci aslında 4. ayın sonuna kadar uzayan bir süreç. 4. ayın sonuna kadar yavaş yavaş kademeli olarak yukarıya doğru çıkıyoruz ve bütün fonksiyonlarımızı 4. ayın sonunda kazanmış oluyoruz. Bu esnada özellikle 6. haftadan sonra hastaların günlük yürüyüşlerini arttırmalarını, pilates gibi, yüzme gibi ayak yükü taşıtmayan sporlarla yaşantılarına dönmeleri için onlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Hastalarımızın özellikle 1,5 ay ile 4 ay arasında yumuşak spor tipi ayakkabılar kullanmalarında ısrarcı oluyoruz.
Özellikle bayanların beklediği ne zaman normal bayan ayakkabısı giyebilirim sorusu ise 4. aydan sonrası için geçerli. Biz 4. aydan itibaren hastalarımızın önce dolgu topuk platform ayakkabılar kullanmaya başlamalarına, yaklaşık 6. ay civarında babet ve düz terlik giymelerine izin vermeye başlıyoruz. Topuklu ayakkabı giymine ise ameliyattan yaklaşık 9 ay ile 12 ay sonrasında izin verir hale geliyoruz. Biz bugün çok net biliyoruz ki tekrarlamış olan baş parmak çıkıntılarında ameliyat esnasında teknik olarak altta yatan sebebe yeteri kadar yönelilmemesi bu probleme yol açıyor. Örneklemek gerekirse eğer hastamızda bir düz tabanlık problemi varsa ve hallux valgus baş parmak çıkıntısı düz tabanlığa bağlı olarak ortaya çıkıyorsa düzeltilmesi gereken şey sadece baş parmak çıkıntısı değil aynı zamanda düz tabanlığın da düzeltilmesidir. Eğer hastada altta yatan sebep yeteri kadar iyi düzeltilmeyecek olursa ne yazık ki hallux valgus baş parmak çıkıntısı tekrarlıyor ve bu hastalar genellikle 5 ila 10 yıl sonrasında tekrar hekime başvurup ameliyat olmak zorunda kalıyorlar. O yüzden bu problemdeki en önemli nokta baş parmak çıkıntısının cerrahi tedavisi yapılırken ona yol açan arka planda yatan hastalığın da onunla beraber düzeltilmesi gerekliliğidir. Baş parmak çıkıntısı hallux valgus'ta ameliyat esnasında baş parmağın doğru pozisyonda kalmasını sağlamak amacıyla kaynama gerçekleşene kadar bazı implantlar, vidalar ve çiviler kullanıyoruz. Genellikle bu çivilerin çıkarılıp çıkarılmayacağı da çok merak ediliyor. Bugünün teknolojisinde kesinlikle içerik koymuş olduğumuz vidaları çıkarmakla ilgili bir özel isteğimiz yok. Ancak hastalarda implantlara bağlı alerji gelişmesi durumunda ki bazı hastaların titanyuma karşı bir alerjisi olabiliyor ya da hastalarda vidaların yapmış olduğu basınç ağrısı söz konusu olursa bu vidaları çıkartmakla ilgili işlemler yapılabiliyor. Vidaları çıkarma işlemleri genellikle en erken 6 ay civarında yapılıyor çünkü 6 aydan öncesinde kaynamalar gerçekleşmediği için bu vidaları çıkartmak hallux valgus'taki yapılan düzeltmenin bozulmasına yol açabiliyor. O yüzden vida rahatsızlığımız varsa ya da implanta bağlı bir huzursuzluk hissediyorsak bu implant çıkarılması yaklaşık olarak 6. aydan sonra 9 ay civarında yapılmaları en doğru zaman dilimi olarak kabul ediyoruz. Baş parmak çıkıntısında genel olarak bilgileri sizinle paylaştım. İsterseniz şimdi sizden gelen soruları cevaplayalım. Bugün biliyoruz ki baş parmak çıkıntısı gelişmiş olan bir deformitedir ve bir kemiksel deformitedir. O yüzden egzersizle bir kemik deformitenin düzelmesi ne yazık ki mümkün değildir. Baş parmak çıkıntısında yegane, tek yöntem cerrahi olarak kemiğin düzeltilmesi yöntemidir. Biliyoruz ki baş parmak çıkıntısı cerrahisinden önce hastalar deformiteleri nedeniyle daha büyük ayakkabılar giymek zorunda kalıyorlar. Evet, ameliyat ettikten sonra ayağımızın şekli düzeldiği için daha küçük ayakkabılar giyiyoruz ama bu ayakkabı numaramız küçüldüğü için değil, ayağımızın şekli düzelip gerçek numaramıza geri döndüğümüz için gerçekleşen bir durum. O yüzden ameliyattan sonra ayakkabı numaranız değişmiyor, siz sadece giymeniz gereken normal doğru ayakkabıya tekrar geri dönebiliyorsunuz. Baş parmak çıkıntısını tetikleyen faktörler nelerdir? Kimlerde daha hızlı bir şekilde ortaya çıkar sorusu da tartışmaların en göbeğinde olan sorulardan bir tanesi. Baş parmak çıkıntısının en başta bir genetik altyapıdan kaynaklandığını beraber konuştuk. Genetik altyapıda annede ya da anneannede bu problemin olması özellikle kız çocuklarında bu problemin ortaya çıkışını çok net bir şekilde hızlandırıyor. Ancak şunu çok net biliyoruz. Uygun ayakkabı giyen kişilerde, önü geniş ayakkabı kullanan kişilerde kesinlikle baş parmak çıkıntısı daha geç ve daha az bir şekilde ortaya çıkmakta. Kişilerin kullandıkları ayakkabıların önlerinin dar olması, sivri uçlu ayakkabıların giyilmesi, topuklu ayakkabılarda pontun 5-8 pontun üzerine çıkması çok ciddi şekilde baş parmak çıkıntısının oluşumunu tetiklemekte. Ayrıca aşırı kilo alımı, çok fazla gebelik geçirmiş olmak, romatizmal hastalıklara sahip olmak ve diyabet gibi deforme edici bazı problemlerin olması baş parmak çıkıntısının ortaya çıkışını tetikleyen ana sebepler arasında yer alıyor. Baş parmak çıkıntısında kimleri ameliyat etmiyoruz da önemli bir tartışma konusu. Özellikle altını çizmemiz gereken bir nokta var ki ağrısız baş parmak çıkıntılarını kesinlikle ameliyat etmiyoruz. Özetle de bahsettiğimiz üzere baş parmak çıkıntısında eğer eklem normal çalışmayı başarabiliyorsa eklemin fonksiyonları devam ediyorsa hastada bir ağrı olmayacaktır. Ağrısız parmakların kesinlikle ameliyat edilmemesi gerekiyor. Ayrıca tıbbi olarak ameliyat edilmemesi gereken, yani alt ekstremite dolaşım problemi olan, damarsal bazı sorunları olan kişilerde, kontrolsüz diyabeti olan kişilerde, kontrolsüz romatizmal hastalığı olan kişilerde ameliyatlar sonrasında başarısızlıklar çok fazla görüldüğü için bu kişilerin de ameliyat edilmemesi gerekiyor. Diyabeti olan kişilerde hemoglobin A1C seviyesinin 6,5'un altında olması,
romatizmal problemi olan kişilerde romatizmal hastalıklarının kontrollü hale getirilip ondan sonra ameliyatın planlanması en doğru seçenek olacaktır. Baş parmak çıkıntısıyla beraber hangi rahatsızlıklar görülebiliyor? Bunu da beraber tartışalım. Baş parmak çıkıntısıyla eşlik eden en önemli rahatsızlıklar aslında diğer küçük parmakların problemleri. Bu küçük parmaklarda baş parmak çıkıntısı zamanla ilerlediğinde özellikle parmakların katlanması, çekiç parmak olarak adlandırdığımız bir problem ortaya çıkmakta. Bu problemde hem parmağın üzerinde nasırlar hem de ayak tabanında nasırların ortaya çıkması son derece tipik bir görüntü. Bu problemi olan hastalarda en büyük sıkıntımız ayakkabı giyiminin artık neredeyse imkansız hale gelmesi. Ayrıca yine hallux valgus baş parmak çıkıntısında hastalarda tipik olarak 3. ve 4. parmak arasındaki sinirin sıkışması, morton nerinoma olarak adlandırdığımız bir rahatsızlık gündeme geliyor. Bu rahatsızlıkta da hastalarda 3. ve 4. parmağın uyuşması, elektriklenme, ayakkabıyı çıkartma gibi bazı problemlerle karşı karşıya kalınıyor. Diğer sık karşılaştığımız bir problem ise 5. parmakta bunionette olarak adlandırdığımız aslında baş parmakta gördüğümüz çıkıntının aynısının serçe parmakta da ortaya çıkmasını görüyoruz. Burada da birebir aynı şikayetler ortaya çıkıyor. Hastanın dar ayakkabı giydiği zaman 5. parmağın etrafında kızarıklık ve şişlik sorunu gündeme geliyor. Baş parmak çıkıntısında bu problemlerin ortaya çıkışını azaltmak için ağrı başladıktan sonra en kısa zamanda ameliyatın planlanması diğer deformitelerin ortaya çıkmasına eşlik eden hastalıkların ortaya çıkmasını engellemede önemli bir etken. Bugün sizlere baş parmak çıkıntısı ile ilgili tedavi seçeneklerini anlatmaya çalıştım. Ayak sağlığınıza lütfen dikkat edin. Ayaklarınız için uygun ayakkabı kullanmayı lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle.